Türkiye Suriye Savaşı'nın başladığı ilk günlerden beri bir güvenli bölge oluşturma istedi. Hem Amerikan eski başkanı Obama hem de şu anki mevcut başkan Trump'a bunu söyledi. Ama ne yazık ki Amerika'dan ya da diğer Batı ülkelerine bu desteği bulmadı. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra şimdi Barış Pınarı Harekatı ile bu kendi Suriye'deki öngörüsü olan, kendi siyaseti olan güvenli bölgeyi oluşturuyor. Bu iki anlamda Türkiye'nin yapması gereken bir harekattı. Birincisi beka ve güvenliği. Sınırlarında bir terör tehdidini, hiçbir tehdidini Türkiye kabul etmez ve bunu etkisiz hale getirmeyi istiyor. İkincisi de geçici misafirlerimiz olan Türkiye'ye yaşamlarını ve namuslarını korumak için Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin kendi evlerine ve köylerine dönebilmesi için bir alan açılması lazım. Suriyeliler neden dönmüyor? İki şeyden dolayı. Dönecek ev yok. İkincisi de rejim bölgesine ya da terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın olduğu bölgelere dönmek istemiyorlar. Bunun için Barış Pınarı Fırat'ın doğusu için söylüyorum. Bir model olarak 3600 kilometre karede olarak 20 mil derinliğinde Türkiye tarafından oluşturulacak. Ve buraya da terörden temizlendikten sonra ilk başta o bölgenin insanları, sonra da yapılacak toplu yaşam merkezleriyle de Suriyeli sığınmacılar hem Türkiye'den hem dünyanın değişik bölgelerinden buraya getirilecek. Yani Türkiye bu yardım tırları gönderilen ve terör yapısı PKK'ya verilen, örgüte verilen destek konusunda Amerika'yı defalarca uyardı. Ne yazık ki hem NATO müttefikimiz hem de başka alanlarda yüksek düzeyde ilişkimiz olan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi terör yapısına desteğini kesmedi. Böyle de bir durum var. Türkiye bu müdahaleye geç mi kaldı, erken kaldı mı tartışmalarından daha önemlisi Amerika bu müdahaleyi yaptırtmadı. Şöyle var, mesela Münbiç örneğini vereyim. Fırat Kalkanı Harekatı'nın planlanmasında hedef Münbiç'in kontrolü ve Karakozak Köyü'ne kadar giderek o Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu bölgede kontrol altına almakta. Amerika Sacur Çayı'nı da durdurdu. Her zaman şöyle bir şey var Amerika'nın. Suriye'deki iç savaşta Türkiye'nin atacağı adımları kendi kontrolünde olmasını istiyor. Ama Türkiye alanda iki tane şey yaptı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi iki asker harekat yaparak bir alan kontrolü sağlandıktan sonra Fırat'ın doğusunda da baskı kurmaya başladı. İşte Türkiye'nin bu baskısı sonucu Amerika bize bu 3600 yani Resulayn'dan Tel Aviv'e kadar, M4 karayoluna kadar olan bölgeyi askerlerini çekerek açtı. Bu harekatın başarısı sonucunda ben bu alanın genişleyeceğini, Heseke ve Ayn Arab o bölgesine kadar genişleyeceğini duyuyorum. Şu anda sadece işte Amerika'dan heyetler geliyor, Münbiç konusunda bir netlik yok. İşte Rusya orayı rejimin kontrol etmesini düşünüyor. Türkiye'de en azından bu 20 mile kadar giren bölgenin işte 30 kilometre, 33 kilometre kalan alanın kendi kontrolünde olmasını istiyor. Suriye'deki Türkiye'nin en son askeri olarak hedefi 9-11 kilometre sınırda işte 30 kilometre kadar inebildiği kadar aşağı inerek durmak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Bu sınırını güvenli hale getirmek askeri olarak. Sonra da bu bölgeye Suriyeli sığınmacıları, misafirlerimizi geri göndermek. Tabii Avrupa'dan, Amerika'dan, işte Arap Ligi'nden farklı açıklamalar şey geliyor. Biraz da bunları bugünlerde duymamak lazım. Çünkü bir defa silahlar konuştuğunda, artık iş askeri boyutuna girdiğinde masa ikinci planda gelir. İlk önce askeri sonuçlar elde edilecek, sonra masada bakacağız bunlara. Türkiye kesinlikle Suriye'den toprak alma iddiasında ya da hedefinde olan bir ülke değil. Bunu 2013 ya da 2014 yıllarında çok rahat yapabilirdi. Ne Rusya vardı alanda, ne Amerika vardı. Bu harekatları bütün sınır boyu kadar yapar. Halep jeopolitikten tut da Rakka'ya kadar geniş bir alan. Türkiye, Irak ve Suriye üzerinde iki komşusunun toprak bütünlüğünü şey yapmak istiyor. Bir de burada tabii çok tartışılan Trump attı ya da bazı Avrupa, Türklerle Kürtler dargın savaşıyor muhabbeti var. Bu dargınlık konusunda ilk önce dargınlık yok yani barıştırsınlar. Dargın insanları barıştırırsın. Bu toplumda yaşayan İslam dinine, Müslümanlıkla birbirine bağlanan komşuluk bağıyla aynı coğrafyada yaşayan Irak'ta, Suriye'de, İran'da ve Türkiye'de olsun. Kürtlerle Türkler arasında böyle bir dargınlık yok. Savaşa konusu gelince bu tamamen bir yalan. Trump gene büyük yalanlarından birini söyledi. Bu yaşadığımız coğrafyada bir Türk-Kürt çatışması ya da böyle bir etnik çatışma yok. O olan işin adı NATO müttefik olan, NATO ülkesi olan Türkiye'yi tehdit eden bir terör yapısı var. Sırf bizi değil yani biliyorsunuz NATO'nun güney kanadını oluşturuyoruz, NATO'yu ve dünyayı tehdit eden DEAŞ ve PKK terör yapısı var. Dünyadan istediği desteğini almayan Türkiye, PKK, PYD ve DEAŞ terör yapılarını sonlandırıyor. Ne orada yaşayan Kürtler, Türkiye'de şu anda 500 bine yakın Kürt var. Bunların büyük bir çoğunda aynı Arap'tan, yani halk arasında Kobani olarak bilinen bölgeden geliyor. Irak'ta eski diktatör Saddam Hüseyin Halepçe'ye Hartal gazı attığında Müslüman Kürtlere, hadi öyle diyelim artık böyle tanımlar da kullanıyor, kapısını açan Türkiye var. Bu söyleme karşı
bu memleketin gazetecisine, siyasetçine, akademisyenine, herkese bir görev düşüyor. Yani böyle, bu coğrafyada bir dil var. Benim çok kullandığım yazılarda da, sizin ekranlarınızda. Bu coğrafyada Allah'ın dili bir tek. Yani bu insanlar La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyen bir coğrafyada yaşıyoruz biz. İşte aslında mücadelenin geneline baktığınızda biraz Hilal'le Hac'ın mücadelesine döndü. Konuşanlar kim? Türkiye bu harekatı yapmasa hep Haçlı ülkeler. Ben bu terörü sonlandıracağım diyen kim? Ay Yıldızlı bir Türkiye var. Yani bu şeyi biraz görmek lazım. İyi ile kötünün mücadelesi gibi. Şimdi karşıdan gelenler var. Siz de bölgede görev yapan, alın teriyle görev yapan insanlarsa Suriyelilerle bizden daha çok konuşuyor. Hepsi şikayetçi. Hepsi ya bir yakınını kaybetmiş, ya tecavüze uğramış, ya evi elinden alınmış. İlk başta IŞİD, sonra DAEŞ olarak tanımlanan bir terör çetesi geldi. Ondan sonra PKK-PYD, sözde Demokratik Suriye Gücü olarak adlandırılan ikinci bir terör çetesi geldi. Bu insanlar rejimden hardal gazı yediler, varil bombaları yediler. Böyle bir şey de var. Bu mazlumiyeti görmek lazım. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Biz bu mazlumiyeti vicdanlarımızda hissedemezsek, tarih bizden hesap sorar. Yarın huzur-u mahşerde de bu Müslümanların gözyaşına hesap vermesine zorunda kalırız. İşte Türkiye geç kaldı mı, erken kaldı mı tartışmaların bir yanında şu anda bir güvenlik kalkanı ve güvenlik bölgesi oluşturuyor. Bakın, benim çok etkileyen bir video vardır. Ailesini kaybeden ve yaralı olan Halepli çocuk, öleceğini kalbine doğdu artık hissettiğinde. Anlayamıyor ve Arapça diyor ki, ben diyor Allah'a her şeyi anlatacağım diyor. Yani işte söylüyoruz, şu kadar milyarlık Türk Müslüman dünyası bu kadar hasret. Biz sorumluluk hisseden insanlar olarak, bir vatan evlatları olarak, bir Müslüman evladı olarak bu coğrafyadaki Filistin'den Arakan'a, Suriye'den Yemen'e kadar, Bosna'ya kadar ellerini açıp Allah'a yalvaran bütün insanlardan sorumluluk. Bunu vicdanımızda hissetmezsek, bu olguyu biz yaşatamazsak kendimiz de sorgulamamız lazım. Şimdi Türk Devlet Aklı, Türkiye Cumhuriyeti bazı adımlar atıyor. Bakın, biz bunu da başarırsak, Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen başarırsak Suriye'ye huzur ve barışın gelme süreci hızlanır. Biz bunu ne kadar yavaştan alırsak, alanda her istediğimizi yapamazsak oradaki acılar ve şeyler devam eder. Türkiye şunu gösteriyor son olarak. Belki biz bu coğrafyada her istediğimizi yapamıyoruz. Belki inşallah bir gün gidip Kudüs'ü kurtarırız. Yani yapamıyoruz yani şartlardan dolayı. Ama bizim istemediğimiz hiçbir şey olamaz. İşgalci bir Siyonist İsrail devleti kuramazlar. Bölgemizde bir terör körütü, terör kanton devleti kuramaz. Türkiye askeri gücüyle bunu gözler. Alanı özetle bu diğer o gelmiş, Avrupa bunu demiş, heyetler gelmiş. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden farklı tartışmalara girmeye gerek yok. Şu anda artık bir zamanı şahitleriz. 100 yıl önce biz masa başında birçok entrikalarla, birçok oyunla buralardan masa başında kovulduk. 100 yıl sonra coğrafya bize geldi, coğrafya bizi çağırıyor. Tarihin bir tek ne diyelim, kaderi midir, yazgısı mıdır? Biz tekrar coğrafyaya gidiyoruz çünkü coğrafya ağlıyor. Bak, siz çok yayınladınız, biz de gördük. Neredesiniz diyor. Bize Suriyeli anneler bizden hesap soruyor. Benim bebeğim öldü, siz neredeydiniz diyor. Biz bunları, yani biz dünya gibi timsah gözyaşları dökecek bir millet değiliz. Hepimiz Aylan Bebek'ten ya da Halep'teki Übran Bebek'ten sorumluyuz. Biz Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Biz bir Türk ailesiyiz millet olarak. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, kim ne dersen büyük bir ailenin parçasıyız. Birbirimizi, annemizi, babamızı, yeğenimizi, halamızı, dayımızı nasıl görüyorsak böyle göreceğiz. Bu referans değerlerimizi kaybettiğimiz zaman biz dağılırız. Yani yıldızlar gibi dağılırız, bir daha da toparlanmaz. Ama Allah'ıma şükür ben bölgeyi geziyorum. Sizin gibi bölgede çalışan meslektaşım, insanlara görüşüyorum. Burada büyük bir sinerji var. Bölge insanı doğruya ve gerçeğe inanmış durumda. Allah'ın izniyle de bu günler geçecek. Resulayn, evet, geniş bir alan Tel Abyad'a göre. Tabii askeri ve teknik olarak planlanmıştır. Biraz da orada PKK terör örgütü gördüğümüze göre asıl kendine göre savunmasına Resulayn bölgesinde planlanmış. Tüneller var. Suriye Milli Ordusu önden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bir şey ama planlanan çerçevesine göre Resulayn'ın bu şekilde olacağı biliniyordu. Bugün Cumhurbaşkanı dedi, karşımızda 60 kilometre tünel kazmış bir örgüt var. Köstebek gibi yerin altındalar. Tabii farklı yerlerden de destek alabilir. Bunu teyit etmedik. Belki rejimden alabilirler. Belki Amerika hala bunları çatıştırarak bir destek veriyor. Ama bir harekat planı var ve onun çok önünde. Ben bunun bir direncin artık fazla olmayacağını, çünkü yerleşim yerlerinden, yerleşkelerde sıkıntı var. Terör örgütünün yaptığı eylemlerden de kırsala gittikçe daha kolay olacak. Bir de burada gelen Suriye Milli Ordusu şusu, işte ÖSO'da Şarkiye olarak adlandırılan grup. Yani Tel Abyad'da Resulayn'la Hesekeli, Kamışlılı, işte kimlik belirtmeye gerek yok. Suriye'nin evlatları bunlar. Hani Arap gücü diyorlar, Türkmen gücü, Kürt gücü. Bunlar Suriye'nin evlatları. Böyle ayrım yapmak da doğru değil. Geldiğinden bölgede biraz da avantajlı olur. Örnek vereyim, bir köyü
terör örgütten temizlenmeye geldiğinde orada akrabalarına seslendiklerinde dayısının oğlunun geldiğini görüyor. Köy daha çok. Muhtarı da tanıyorlar. Cami imamı da tanıyorlar. Köydeki bakkalı da tanıyorlar bu gençler. Ondan biraz hareket Fırat'ın batısında olan harekete göre daha şey. Çünkü bu gençler savaştan kaçıp Türkiye'ye gelemeyenler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı. İşte Halep jeopolitiğinde kaldılar. Şimdi kendi Fırat'ın öbür yakasına gidip kendi topraklarına dönüyorlar. Biraz da biz gazeteci olarak tarihe şahidiz. Tarih ne kadar İnsanlık tarihi hep çatışma ve savaşlarla doludur. Bu da bir harekat. Savaş değil, barış harekatı. Barış harekatlarıyla doludur. Bunun bir sonucunda yarının günün ne getireceğini göreceğiz. Zamanın şahitleri olacağız.